Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Teknoloji Okudan Ufuk Tufan. Bugün sizlerle beraber asgari ücretle alınabilecek akıllı telefonları mercek altına alıyor olacağız. Bildiğiniz gibi asgari ücret %49 oranına varan zamla beraber 17.002 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Teknoloji meraklılarında hemen aklına gelen ilk soru: asgari ücretle alınabilecek telefonlar neler oluyor arkadaşlar? Eğer siz de yeni bir akıllı telefon alacaksanız vakit kaybetmeden akıllı telefonunuzu hemen almanızda fayda olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi zaman geçtikçe satın alma gücümüz de maalesef ki erime meydana geliyor. Bu sebepten dolayı da yani asgari ücret erimeden, akıllı telefonlara zamlar gelmeden bir an önce siz de akıllı telefonunuzu almanızda fayda olacaktır arkadaşlar. Biz de bugün sizlerle beraber bir liste oluşturduk ve asgari ücretle 17.002 TL ile beraber alınabilecek akıllı telefonları listeledik. Hemen zaman kaybetmeden listemize başlamış olalım. Listemizin ilk sırasına baktığımızda arkadaşlar Samsung Galaxy A53 5G modelini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Samsung'un orta segmentte pek çok akıllı telefon bulunuyor ve bunlardan bir tanesi de A53 5G. A53 5G gerçekten de kendi segmentinin en öne çıkan modellerinden bir tanesi konumunda. Bu akıllı telefonda Exynos 1280 yonga seti kullanılıyor. Samsung bildiğiniz gibi orta segment modellerinde zaten genellikle kendi yonga setlerini, Exynos'ları kullanmış oluyor. 120 Hz ekran tazeleme oranıyla beraber akıcı bir deneyim yaşamış oluyorsunuz ve bu telefonda bulunan 3 tane kamera var arkadaşlar. Bu kameralar vasıtasıyla da ortalama bir kamera deneyimi yaşamış olacaksınız arkadaşlar. 5000 mAh'lik bir batarya söz konusu ve bu batarya sayesinde de uzun bir kullanım deneyimi yaşamış olacaksınız arkadaşlar. Gelelim fasulyenin faydalarına, yani telefonun fiyatına. Telefon şu anda arkadaşlar online siteleri gezdiğinizde 15.600-15.800 TL bandında ki fiyatlardan satın alınabilir durumda. Tabii ki bu videoyu çektiğimiz dakikalarda geçerli. Yani ilerleyen zamanlarda bu fiyatlara zamlar gelebilir ki gelecektir de arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten asgari ücret değişir değişmez hemen etiketlerde değişiyor maalesef. Bu sebepten dolayıdır ki zaten vakit kaybetmeden telefon alacaksanız eğer hemen harekete geçmenizde fayda olacaktır diyoruz ve hemen ikinci telefonumuza geçiş yapıyoruz. İkinci telefonumuzda da yine karşımıza Samsung'un bir modeli geliyor arkadaşlar. Bu kez A53 değil de A54 5G modelini listemize dahil ettik. Peki bu iki telefon arasındaki temel farklılık nedir? A53'te bildiğiniz gibi arkadaşlar Exynos 1280 kullanılıyordu. A54 5G modelinde de Exynos 1380 yonga seti kullanılmış durumda. Çok büyük bir fark var mıdır diye soracak olursanız hayır, aslında günlük deneyiminizde yani günlük kullanımlarda çok derin bir farklılık hissetmiyorsunuz zaten. Ancak oyun keyfi yaşarken belki bu Exynos 1380'den biraz daha iyi olabilir. Peki bu telefonun fiyatı nedir? Zaten aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. Aynı şeyleri tekrar etmeyelim. Baktığımızda arkadaşlar Samsung Galaxy A54 5G'nin fiyatı da şu anda 16.300 TL bandında. Ortalama fiyatlardan bahsediyoruz ki bunlar Samsung Türkiye garantili ürünlerin fiyatlarıdır. Bunu da belirtmemizde fayda var. Çünkü bildiğiniz gibi online sitelere baktığınızda Samsung Türkiye garantili olmayanları da görebiliyoruz. Biz Samsung Türkiye garantili fiyatlardan bahsediyor olacağız ki bu bahsettiğimiz fiyatlar da Samsung Türkiye garantili fiyatlarıdır ki bizim önerdiğimiz de bunlar arkadaşlar. Üçüncü telefonumuza baktığımızda Poco X5 Pro 5G'yi görüyoruz. Poco bildiğiniz gibi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet vermeye devam ediyor ve oldukça başarılı işler çıkartıyor. Özellikle orta segment modellerinde bu alana yeni bir nefes verdiğini görüyoruz ve Türkiye'de de popüler hale gelmiş vaziyette. Bu telefonun fiyatı da tam 17.000 TL arkadaşlar. 16.999 TL'ye bu telefona sahip olabiliyorsunuz ki asgari ücrette aynı fiyata denk geliyor. Tabii ki yine söylemiş olalım, şu şerhi geçmiş olalım ki bu fiyat şu anda videoyu çektiğimiz dakikalarda geçerli. Yani ilerleyen zamanlarda bu fiyata herhangi bir zam gelir, asgari ücretin yukarısına çıkarsa arkadaşlar yani bu fiyatlar geçerliliğini yitirecektir. Poco X5 Pro'dan da kısaca bahsetmiş olalım. Snapdragon 778G işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz. 256 GB dahili depolama hafızası ve 8 GB RAM karşımıza çıkıyor. Ki bu telefonda 108 megapiksellik bir de ana kamera sensörü söz konusu. Yani kamera anlamında da oldukça yüksek bir deneyim yaşamış olacaksınız. 5000 mAh batarya sayesinde de bir günü rahatlıkla çıkartır. Hatta 1,5 güne kadar varan bir kullanım ömrü sunacaktır bu telefon sizlere. Hemen vakit kaybetmeden bir diğer telefonumuza geçiş yapalım. Honor 90
arkadaşlar oldukça iyi bir telefon. 512 GB'lık bir dahili depolama hafızasıyla beraber geliyor ve 12 GB'de RAM ile beraber geliyor bu telefon. Yine bu telefonun fiyatı da Poco X5 Pro ile hemen hemen aynı arkadaşlar. 17.000 TL seviyesinden bu telefona sahip olabiliyorsunuz ki bu telefonda da yine 200 megapiksele varan bir kamera deneyimi söz konusu olacak. 66 watt hızlı şarj desteği sayesinde telefonunuzu hızlı şekilde şarj edebilirsiniz. Honor 90 sahipleri. Yine 5000 mAh'lik bir bataryanın söz konusu olduğunu ve Snapdragon 7 Gen 1'lik bir işlemcinin de bu telefonda kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer telefonda Realme 11 Pro 5G arkadaşlar. Bu telefonda da 256 GB dahili depolama alanı söz konusu ve 8 GB da RAM söz konusu arkadaşlar. Burada 50 megapikselli bir ana kamera var ve 5000 mAh'lik de bir batarya mevcut. Bu telefonda kullanılan işlemci de MediaTek'in üretmiş olduğu Dimensity 7050 işlemcisi kullanılıyor bu telefonda. Bu telefonun fiyatına baktığımızda da arkadaşlar Realme 11 Pro'nun da fiyatı 16.000 civarında şu anda seyrediyor arkadaşlar. Bir başka telefonda Nothing Phone 1. Nothing Phone bildiğiniz gibi son zamanlarda özellikle akıllı telefon sektöründe çok fazla popüler olduğu, Türkiye'de de bu telefon çok fazla rağbet görüyor arkadaşlar. Nothing Phone 1 de yine orta segmente gerçekten damga vurmuş modellerin başında geliyor. Bu modelde arkadaşlar 256 GB dahili depolama alanı, 8 GB RAM, 4500 mAh'lik bir batarya ve 6.5 inçlik bir OLED ekran teknolojisi kullanılmış. Burada OLED ekranın gerçekten de oldukça parlak ve iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı da hızlı akıcı bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Burada arkadaşlar 33 Watt'lık bir hızlı şarj desteği söz konusu ve Nothing Phone'da yine 16.999 TL ya da 17.000 TL'lik bir fiyattan erişilebilir vaziyette şu anda. Ve bugün bahsedeceğimiz son telefona geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Vivo V29 Lite 5G. Yine 256 GB dahili depolama alanı, 8 GB RAM. Yani bu telefonların zaten hemen hemen hepsinde bulunan özellikler bunlar. Buna ek olarak kavisli bir ekranın var olduğunu söyleyebiliriz. 64 megapiksellik bir OIS destekli kamera mevcut. 44 watt hızlı şarj destekli, 5000 mAh'lik pil mevcut bu telefonda. Bu telefonun fiyatı ise diğerlerine nazaran biraz daha uygun fiyatta arkadaşlar. 13.500 TL civarına bu telefona sahip olabilirsiniz. Ancak yine söyleyelim, zam gelmemiş haliyle. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonları mercek altına aldık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.